Günaydın değerli izleyenler. Piyasa Masası ile yayınımız devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile birlikte karşınızdayız. Az sonra yeni halka arzları ele alacağız. Aynı zamanda şirket haberleri, aracı kurum raporlarında neler var bugün hep birlikte turlayacağız. Öncesinde ise yeni günde piyasalardan neler beklemek lazım biraz detaylandıralım. ALB Yatırım'a döneceğiz. Araştırma yönetmeni Uğur Aydın bu sabah bizimle beraber. Uğur, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Dün endeksin günü eksilerde tamamladığı, CDS'in de 400 bas puanda olduğu bir günü geride bıraktık. Peki bugün neleri takip edeceğiz? Nelere dikkat edeceksiniz? Günaydın, iyi yayınlar öncelikle. Evet, dün bahsettiğin gibi günü negatif tamamladık ama hafta başı itibariyle genel eğilime baktığımızda piyasa çift yönlü ve yatay bir seyir izliyor. Aslında bir süredir böyle, çünkü yavaş yavaş hisse senetlerindeki fiyatlar 12 aylık hedeflerine çok yaklaştı. Potansiyel getiriler azaldı. Diğer tarafta mevduat faizlerinin yükselişi var. Tüm bunlara ek olarak global piyasalarda aslında birkaç gün öncesinde ciddi biçimde bozulmuş olan bir risk alma iştahı vardı. Üzerine bir de zaten Orta Doğu'daki gerilimler eklenince Borsa İstanbul yukarı gitmekte zorlandı. 8562 tarihi zirveyi zaten geçemiyoruz bir süredir. Ve bir gün eksi, bir gün artı, hatta gün içinde de çok yüksek bir volatilite izliyoruz Borsa İstanbul'da. Bu hareketlilik muhtemelen devam edecek. Bugün pozitif bir seyir bekliyoruz. Dünkü sert düşüş sonrası bugün bir tepki alımı gelebilir. Ki vadeli işlem ve opsiyon piyasasında da dün endeks kontratı akşam seansında değer kazandı. Bugün güne pozitif başladı. Dolayısıyla günün ilk bölümünde önemli bir tepki hareketi bekliyoruz. Hem BIST 30 hem BIST 50'deki önemli şirketlerde, ama genel resme, büyük resme baktığımızda bir süre piyasa, özellikle bilançolar gelmeye başlayana kadar biraz yatay gidecek gibi. Konsolidasyon ihtiyacı var piyasanın. Bunu para giriş çıkışlarından da anlıyoruz ki genelde yıldız pazar hisselerinde son haftalarda para çıkışı var. Dün de 1.3 milyar TL BIST tümdeki hisselerden para çıktı ilk 5 kurum bazında. BIST 100'deki şirketlerden 1 milyar TL'lik para çıkışı gördük. Yine işlem hacimleri zayıflamaya başladı. 6 Ekim'den beri aylık ortalamanın altındayız. Dün de BIST 100'deki işlem hacmi 132.2 milyar TL oldu. Yani hem para giriş çıkışlarındaki hem de işlem hacimlerindeki zayıflık piyasanın zaten yeni zirve test etme potansiyelinin azaldığına işaret ediyor. Elbette aslında yeni zirveler gelebilir ama güçlü gelecek bilançolarla olacaktır bu. Ki orada da havacılık, gıda içecek, perakende, otomotiv, enerji dağıtım, telekom, sigorta ve çimento şirketleri başı çekebilir, güçlü sonuçlar görebiliriz. Bu sektördeki hisselerin liderliğinde 8562 aşılabilir ama çok dik açılı bir yükseliş hareketi beklemiyoruz Borsa İstanbul'da. Daha yatay, daha dalgalı, volatilitesi yüksek günler yaşayabiliriz. Bu arada özellikle borsanın yeniden yukarı doğru hareketini güçlendirmesi için yabancı yatırımcıya da ihtiyaç var görünüyor ki son istatistiklere göre de baktığımızda Eylül'de yabancı nette çıkış tarafında yer aldı. 449 milyon dolarlık para çıkışı gördük yabancı yatırımcı tarafında Eylül ayında. Ama elbette para girişi olan hisseler vardı. Orada da perakende özellikle dikkat çekiciydi. Holding ve bankalara da yabancı alımı geldi. Artık yabancılar da çok seçici. Dolayısıyla mevcut konjonktürde ekstra seçici olunması gerektiğini düşünüyoruz. Ve borsanın yeni zirvelere gitmesi için de yabancı alımı şart görünüyor. Çünkü zaten yerli iştahı çok yüksek ama Eylül'deki satışları yabancının geriye çevirip tekrar alım yapması gerekebilir. Bu arada bugün kritik veriler de var yurt dışında. ABD'den enflasyonu takip edeceğiz. Dün üfe beklenti üstü geldi. Bugün gelecek hem tüfe hem çekirdek tüfe verileri dolaylı olarak bizi de etkileyebilir. Çünkü bir süredir bu Fed yöneticilerinden gelen açıklamalarla MSCI EM endeksi, gelişen piyasalar endeksi birkaç gündür değer kazanıyor. Eğer bugün tüfe de beklenti altı gelirse, bir pozitif sürpriz görürsek muhtemelen gelişen ülke hisse piyasalarında da yukarı hareket devam edebilir. Oradan etkilenebiliriz Borsa İstanbul olarak. Dolayısıyla bugün gün içinde ABD tüfeyi yakından takip edeceğiz ama genel itibariyle biraz daha kısa orta vadeli resimde biz yatay, dalgalı, çift yönlü bir piyasa beklediğimizi söyleyebilirim. ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın, çok teşekkür ederiz bu kapsamlı değerlendirme için biz neler ekleyebiliriz Burcu? Uğur Bey çok güzel özetledi. Yukarıda hala 8500 direnç olmaya devam ediyor. Dün de 8330 kapattı. Dün aslında çarşamba günü olması itibariyle bir miktarda kredili satışların gün olması sebebiyle de dünkü
akşam kapanışta gelen satışları da belki olağan da karşılamak lazım. Çarşamba günlerinin son zamanlarda böyle bir özelliği de oldu. Ve kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı da artık daha maliyetli hale gelen bu tabii pozisyonlar hafta sonuna girerken bir miktar böyle artık azalma eğiliminde yönünde yatırımcılar da davranış gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bunun da bir miktar etkisi olduğunu da düşünüyorum. Onun dediği gibi biraz trade piyasasına da döndü. Şimdi haftaya başlarken veri akışının çok değişik olduğu bir zaman diliminden geçtik. Jeopolitik gerginlikle başladık haftaya. Daha sonrasında tepki alışlarını gördük. Daha sonrasında güvercin yetkililerini gördük. Çin'i gördük. Bir sürü derken ama şunu görüyorum genel anlamda. 8500'e giderken evet bir para girişi oluyor. Bunu söylemek lazım. Ama aynı kurumlar veya kurum diyelim ertesi gün o aldığı pozisyonları tekrar satıcı konumunda trade ederek kapatabiliyor. Dolayısıyla aslında net baktığın zaman piyasaya bir para girişi olmamış oluyor. Dolayısıyla haliyle de piyasa o yukarıda direnç dediğimiz seviyeleri geçerken zorlanıyor. En önemli sebebi belki zaten bunun para girişinin olmaması ya da para girişinin olduğu sektör ve hisselerin sınırlı kalması olarak açıklayabiliriz tabii. En önemlisi burada. İlk olarak para girişi olan sektörler benim de gözlemlediğim perakende tarafında güçlünün olduğunu söylemek lazım. Bankacılıkta gene bu yabancı ilgisine mazhar olur mu? Eskiden gelen bir algılayışla. Yabancı geldiğinde önce banka hisselerine gelir diye. Böyle bir algı var. Şimdi oraya evet ufak ufak bir giriş olduğunu söylemek lazım ama böyle işte dirençleri attıracak işte o momentum artık burada gidiyoruz 10 binler mi dediğimiz gibi günleri de yaşamıyoruz şu birkaç gündür. Artık piyasa fiyatlaması bilançoları fiyatlamaya başlayacak önümüzdeki haftadan itibaren. Artık oraya iyice yaklaştık zaten Ekim'in son haftası itibariyle. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu biraz daha belirgin olacak. Hisse bazlı hareketlerin daha öne çıktığı bir hareket olacak. Dolayısıyla hem hacim tarafı hem para giriş çıkışı tarafında çok heyecanlandırıcı bir piyasa yok. Dediğim gibi iki taraflı bir piyasadan söz edebiliriz. 8500 yukarıda dirençte 8250-8300 seviyesi aşağıda destek olarak çalışan bölge. Bir sektör daha fazla hızlı satış yediğinde başka bir sektör ağırlığı olan başka bir hisse onun imdadına yetişip neredeyse hani dengelenmenin yapıldığı günler içerisindeyiz de diyebilirim. Zeynep. Dolayısıyla endeks bir seviyede kalıyor ama şu anda da yukarıya bir yere gitmiyor. Tabii biz seninle çokça yayınlarda bir sürü şirket ve sektör raporunu konuşuyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde de bilançosu iyi gelmesi beklenen öncelikli sektörlerden işte perakendeyi söyledik. Otomotivde belki son en iyi çeyrek olsa da iyi bilanço getirmesi beklenen sektör otomotiv. Dolayısıyla bankalarda daha yatay ve karlılıklarını koruduğu bir bilanço dönemi bekleniyor. İşte havacılık ulaştırmada gene iyi bir performans olması bekleniyor. Perakende'yi çokça konuştuğumuz için ben de şirket karları ve enflasyonun seyriyle, çünkü enflasyon ana tema diyoruz, nasıl etkilenmiş yıllar itibariyle ya da enflasyonun yükselmesi şirket karlılıklarına başka bir hikaye, başka bir etki yaratmış mı? Biraz ona bakmak istedim. Gerçekten enflasyonla mı şekillenmiş yani şirket karlılıkları? Evet, temel anlamda bunu söyleyebiliriz. Son kerte de öyle olmuş. Ancak enflasyonun düşmeye başladığı zamanlarda da hisse başı karlar sınırlı zamanlarda yataya girmiş sadece. En azından biz belki onu bilanço döneminde konuşurken baz etkisiyle beklenen gibi ya da beklenenin biraz altı bilanço getirdi diye konuşmuşuzdur. Ama hisse başı karlıkta daha yatay bir seyrin izlendiği bir dönem oluşmuş. Fakat enflasyonun düştüğü dönemlerde hisse başı karların da aslında çok ciddi bir düşüş de göstermemiş. Perakende sektöründeki hisse başı karlıklar. Ancak enflasyonun artmaya başladığı zamanlarda ama fiyatlarına yani hisse başı karlıklarına olumlu da katkıda bulunmuş. Yani buradan belki şunu söylemek ya da anlamak da lazım. Şimdi enflasyonun yükseldiği zamanlarda perakende sektörü veya gıda perakendesi diyeyim bunu ilk elden fiyatlarına en kolay ve en hızlı yansıtabilen sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla hisse başı karlılıklarda biz böyle birden üstsel bir büyüme görüyoruz. Ancak enflasyonun düşmeye başladığı dönemlerde bunu hemen fiyat düşüşlerinde ani bir düşüş olarak tüketici olarak da görmüyoruz. Tabii. Dolayısıyla bu da hisse başı karlılıklarda veya bilançoda aslında çok ciddi bir düşüş anlamına da gelmiyor. Ya da en azından o small seviye korunmuş gibi algılanıyor daha çok bilançolarda. Daha yatay diyelim hadi biz ona. Daha yatay bir seyir geçirmiş oluyor. Dolayısıyla evet enflasyonda da özellikle
2023'ün ilk yarısını düşünecek olursak biz bu durumda 2023'teki ikinci yarıdaki baz etkisi perakende sektörüne göre oldukça tabii şimdi iyi bir dönem olmuş olacak. Çünkü ilk dönemde fiyatlarına çok ciddi yansıtamadılar. İşte hatta yabancı raporlar da hep buradan geldi. Deprem olmuştu işte, seçim vardı önümüzde. Şimdi bu bambaşka bir ikinci yarı. Dolayısıyla biz buradaki üstsel değişimi belki yine bir sert grafik olarak göreceğiz diye düşünüyorum perakende. Takip edeceğiz. Ayın dediğin gibi 20'sinden itibaren yavaş yavaş gelmeye başlayacak bilançolarda. Borsada da bu arada pozitif yönde bir açılış görüldü. VIO30'da olduğu üzere %1,32 hatta VIO30'a göre daha sert bir yukarı yönlü hareketle 109 puanlık bir artıyla açıldı endeks. O da bizi 8440 puan seviyesine taşıdı. Mali endeks %1,13, sanayi endeks %1,20 ve banka endeksi %1,29'luk alıcılı seyirle yeni güne başladı. Aynı esnada hizmetler endeksi %1,54, ulaştırma endeksi %1,46 ve turizm endeksi de %0,53'lük bir yukarı yönlü hareket sergiliyor. Dolar TL tarafında borsa açılışında 27.75 seviyesinden işlem geçiyor ve Euro TL'de kotasyon 29.56 seviyelerinde. Borsa tarafına da dönecek olursak bu tarafta şu anda puan bazlı katkılar baskılarda ve yüzdesel değişimlerde kimler öne çıkıyor dediğimizde özellikle puan bazlı baktığımızda İşçi.tr hissesini görüyoruz. Ereğli Demir Çelik, Akbank, Oyak Çimento, Aselsan'la devam ediyor liste. Puan bazlı baskılarda ise Türk Hava Yolları'nı Ford Otosan ve Borusan takip etmiş. Tofaş ve İşmenkul'le ilk beşi turlamış olduk. Şu anda endeks %70 hissemiz yükselirken 30 hissenin düşmekte olduğunu ifade edelim. Açılış itibariyle hareketler biraz daha otursun. Oradaki detaylara birlikte bakacağız diyelim. Ve gidelim buradan bir kez daha Burcu'nun notlarına. Şimdi grafiğimizi de inceledik. İstersen buradan notlarımızı da tamamlayalım. Diğer yandan da halka arzlar, talep toplamalar bu hafta bu açıdan da yoğun geçecek deyip biraz Dofer'i işleme şansımız olmuştu. Oy. Ama iki isim daha var tabii listemizde. Evet. Borlis ve MHRGYO. Her ikisi de talep toplaması bugün ve yarın devam eden halka arzlar. Borlis'den başlayayım ben. Şimdi filo işi yapan bir şirket, filo kiralama hizmeti veren, kısa dönem araç kiralama hizmeti veren bir şirket. Aynı zamanda filo yönetimi de yapıyor, işte araç bakım tamir. Aslında yurt dışında global operasyonlarında da Sixt Rent-A-Car markasının Türkiye temsilcisi bu şirket. Ve artı seyahati aracılığıyla hizmet veren bir grup. Borlis, Bor Holding'in kuruluşu diyeyim. 25.29'dan halka arz olacak. Dün, bugün ve yarın talep toplama devam ediyor. 3 gün devam ediyordu. Büyük bir halka arz Zeynep. 1.3 milyar TL büyüklüğünde. Geçen Dofer'i 290 olarak bahsetmiştim. MHRGYO 890 milyon. 1.3 milyon da bu. Şimdi bu, belki burada şurada bir parantez de açmamıza da fayda var. Halka arzlar arka arkaya geliyor bir hafta içerisinde ve bu şu anda yabancı para girişinin olmadığı yerde sadece yerli yatırımcı veya kurumsal yatırımcı veya fonlarla işlem yapan bir piyasada bir miktar halka arzlara girmek için hani belki kaynak yaratmak için belki girişleri de sebep de olabilir. Bir taraftan da böyle de bakmakta da fayda var. Halka arzlar şu anda ilgi çekici olan tarafta ama bunların tabii endekse olan gelen yeni yatırımcıların da bir taraftan yeni yatırımcılar olma koşulu ve piyasada ne kadar doğru anladıkları ve okudukları, işte panik yapmaya eğilimli olup olmamadıkları, bunu da bir tartışmak da lazım. Belki biraz piyasadaki volatil hareketleri de yeni yatırımcılarla beraber daha hızlandığını da söylemek de lazım diye düşünüyorum. Bir virgül koyayım Burcu'suna çünkü terminale güncelleme biraz geç gelmiş gözüküyor. Hisse senetlerinde bir hata olmaması açısından tekrar gözden geçirmek istiyorum terminali. Çünkü 97 hisse artıda, bir hisse aşağıda, iki hisse yatay şeklinde bir yansıma şu anda söz konusu oldu. MIA Teknoloji şu anda eksideki tek hissemiz. Tekfen'le Aselsan yatay güne başladı. Türk Hava Yolları, Gesan, Tüpraş, Borusan ve İşçi.tr puan bazlı en büyük katkılarda. Dolayısıyla bu güncellemeyi de hemen gecikmeli de olsa terminale geldiği için aktarmak istedim izleyicilere. Bir hata olmaması açısından biz de bir önceki grafiğimizi böylece düzeltmiş olalım. Devam edelim istersen kaldığımız yerden. Halka açıklık oranı %32.04 olacak. 47 milyon adet lot dağıtılacak. Katılım endeksine uygun bir hisse olacak. Dediğim gibi %100'ü Bor Holding'e ait olan bir şirket. Finansal gücüne baktığımızda şirketi şimdi 2020 yılında 235 milyon TL brüt kar elde etmiş. 2021 yılında 407 milyon, 2022 yılında 491 milyon. 2020'den 2021'e geçişte brüt karını
ikiye katladığını, 2022'nin ise 2021'e göre biraz daha yavaş bir sene olduğunu görüyoruz. Ki şirket bunu zaten şununla açıklıyor. 2020, 21 ve 22 işte pandemi sonrası veya o dönemde oluşan arz talep dengesizliği ve döviz kurunda meydana gelen artış eğilimiyle hem tabii genel fiyatlar düzeyindeki artışa hem de araç fiyatlarında artışa sebep oldu. İkinci el satışlar da yine şirketin gelirleri içerisinde bir yeri biniyor. 2020, 21 ve 22 yine sırayla bahsedeceğim. %35 iken ikinci el araç satışı daha sonrasında %55'e ve sonrasında tekrar %55 olarak kaydedilmiş. Dediğim gibi 20'den 21'e geçişte, bu pandemiden geçişte biraz daha hızlı bir artış. 2022, 21 ile 22 arasında biraz daha yavaş bir yükseliş eğilimi olmuş diyelim. Bir ay boyunca ihraççı pay satışı yapmayacak. Ortaklar da pay satışı yapmayacak. 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanan bir halka arz. Halka arzdan elde edilen gelirler ise yine %100, %70'i taşıt alımında ve yeni yatırım finansmanında kullanılacak. %30'da işletme sermayesi ve mevcut borçların ödenmesinde kullanılacağını söyleyebilirim Zeynep. Şimdi bir taraftan Borlis var. Bir halka arzımız daha var dedik. İstersen MR ile devam edelim. Tabii. Bu gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. 4.30 TL fiyattan halka arz olacak. 890 milyon büyüklüğünde bir halka arz, %25'i halka arz ediliyor. 207 milyon adet lot dağıtılacak. Buradaki şirket payları ortaklı bir şirkete sahip. Yaklaşık 59'u Mahmut Erdemoğlu, %5'i Mine Erdemoğlu, %5'i Gökay Erdemoğlu, %5'i Türkay Erdemoğlu ve %5'i Maher Yatırım Holding ise ve %21'i de diğer ortaklara ait. Burada yaklaşık 4 milyon katılım olduğunda 51 lot, 219 TL'lik bir pay gelebilir. Yine oldukça düşük gelebilecek bir halka arz. Bu arada şirketin finansal gücüne baktığımız zaman 2020'de 25 milyon TL, 2021'deki brüt kar 33 milyon, 2022'deki 55 milyon. Bu halka arza konu olan dönemdeki yani 2023'ün ilk 6 aylık dönemdeki brüt kar ise 43 milyon TL. Karlılıkta biraz daha hızlı gelişmiş ve hızlı büyüyen bir şirket olduğunu söylemek lazım. Portföyün tamamı gayrimenkullere ait kira gelirlerinden oluşuyor ve halka arzdan elde edilecek gelirleri de genel olarak bu Ataşehir örnek mahallesi veya o bölgede Ataşehir olarak geçen bölgedeki dönüşüme uygun yerlerden konutları toplayıp kentsel dönüşüm ve gayrimenkul yatırımı ve onları satma ya da kiralama olarak izahnamesinde de yazıyor. Daha çok bu dönüşüm hikayesiyle ilgileniyor şirket, bunu söylemek lazım. Bir yıl boyunca yine ihraççı pay satışı yapmayacak, ortaklar da yapmayacak. Fiyat istikrarı planlanıyor 30 gün boyunca ve yine şirket dediğim gibi halka arzdan elde edecek gelirleri gayrimenkullerinin genişletilmesi, özellikle de Ataşehir bölgesindeki dönüşüm projelerinde finansmanında kullanacak. Bitti. Halka arzlarla ilgili notlar böylelikle sona erdi. Gerçekleştiği noktada da performanslarını ele alırız burada. Şimdi diğer şirket haberleri deyince neler karşımıza çıkabilir? Kaybeden tarafta açılışta Mia Teknoloji vardı. Oraya baktığımda Romanya'da bir şirket kuruluşuyla ilgili kapa bildirimde bulunduklarını gördüm. Şirket haberi olarak o dikkatimi çekti ama tabii başka ne başlıklar var onu da senden dinleyeceğiz Burcu. Astor. Sevilen hisselerden. Yine evet. İspanya'da yerleşik bir firma ile 2.95 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalamış. Adra GEO yeni halka arzlardan bir tanesi. Torbalı'da belediye başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleyi kazanmış. Dinamikası da yine GES yatırımı kuran bir firma. 10.300 metrekare çatı alanında GES yatırımı tamamını devreye almış. Kendisinin enerji maliyetleri açısından olumlu olacağını söyleyebiliriz. Kervan Gıda'da bu jeli üretim tesisinin Mavi Yıldız'a devriyle ilgili SPK'dan onay almış. Kontrolmatik son haberimiz 2023 yılı satış beklentisini yaklaşık 4 milyar TL, FABÖK beklentisini de 1 milyar TL olarak açıklamış şirket kendisi için. Şirket haberlerinde de bunlar var diyebilirim Zeynep. Şimdi borsa tarafına da bir dönelim. Orada yine puan bazlı katkılar baskılar grafiğimizi bir turlayalım terminalden. 95 hisse şu anda artıda işlem görüyor. 5 hisse ise düşüyor. Puan bazlı endekse en büyük katkılar tarafından.
tarafında Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Borusan, Ereğli Demir Çelik gibi hisseler var. Puan bazlı baskı cephesine geldiğimizde mavi giyimi izliyoruz. Ardından yine az önce aktardığımız üzere MİA Teknoloji geliyor. Tam Havalimanları, Coca-Cola diye listenin devam ettiğini görüyoruz. Bu arada hatırlatalım, bugün her perşembe olduğu üzere biz yerlinin döviz tevdiat hesabı, yabancının hisse senedinde, devlet iç borçlanma senedinde ve özel sektör tahvillerinde konumlanması, Merkez Bankası tarafından rezervler, kur korumalı mevduatta son durum gibi verileri içeride takip ediyoruz. Yurt dışında Amerika'da enflasyon verisi piyasa açısından önemli. Hemen oradaki beklentiyi de ekrana yansıtmaya çalışalım. Dün gelen üfede çekirdek beklenti altı geldiği için piyasa biraz buradan destek bulmuştu. TÜFE'ye döndüğümüz zaman beklentilerde aylık %0,3, yine çekirdek aylıkta %0,3, yıllıkta %3,6 ve çekirdekte yıllıkta %4,1'lik beklentiler var. Yine haftalık işsizlik maaşı başvuruları cephesinde 210 bin gibi bir seviyenin beklenti dahilinde olduğunu da belirtelim. Bugün OPEC'ten bu arada haftalık rapor, aylık rapor düzeltelim gelecek ve Avrupa Merkez Bankası son toplantısından tutanakları da açıklayacak. Rekabet Kurulu'ndan bir son dakika ekranımıza yansıdı. Erikli Su ve Pınar Su hakkında ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Tekrarlayalım radyodan izleyenler için. Rekabet Kurulu Erikli Su ve Pınar Su hakkında ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu habere de ilişkin haber merkezimize gelen yeni detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve borsada biz bu haftaya başlarken jeopolitik risk fiyatlamasıyla haftayı karşılamıştık. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Barış'ın tecrübesi ne acaba anlatıyor bize, kulak vereceğiz. Hafta başında işte daha doğrusu hafta sonu yaşanan jeopolitik risklerin artmasıyla beraber hafta başından bu yana volatil işlemler devam ediyor. Endeks aslında tarihi zirve seviyesine çok çok yakın noktalarda ama gün içerisinde yaşadığı volatilite tabii ki yatırımcıları biraz bezdiriyor diyebiliriz. Bu çok çok da normal. Aslında kar satışlarının böyle geliyor olması sağlıklı olarak algılanabilir. Hala yükseliş trendi devam ediyor borsada. Özellikle kısa vadede 8500'ün üzerinde kapanışlar tutunması durumunda, bu noktalarda hacimleri artırması durumunda endekste yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. 8750 ve 9000 kısa vadede hedefleyeceğimiz bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hatırlayalım ki 1-2 hafta sonra kabaca ay sonuna doğru şirketlerin 3. çeyrek finansalları gelmeye başlayacak. Bu da bazı olumlu sektörler karşımıza çıkacak ve burada iyi sonuçlar açıklayan şirketlerin hisse fiyatlarına pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Bu çeyreklerde finansal sonuçların arkasından piyasa olumlu hareketlerini sürdürmeye devam edecek. Eğer ki daha fazla jeopolitik ortam, bu jeopolitik ise artmaz ise, özellikle o bölgede bu şu an yaşanan sınırlar içerisinde kalırsa çok büyük bir sorun olacağını da düşünmüyoruz. Şimdi bugün Amerika'nın tüfesini takip edeceğiz dedik. Herhalde özellikle dolar için önemli, çünkü dolar endeksinde 105.5'a doğru aşağı döndü. Şimdi dolar endeksi takip ediliyor bir taraftan. Bir taraftan tahviller de önemli hikaye. Çok. Aslında manşet rakam enflasyondan daha ziyade belki bu rakamı da aldıktan sonra artık tekrar orada yumuşak iniş senaryoları nasıl şekillenecek? Biraz orada bence kafanın özellikle Fed'in ve Fed governörlerinin de farklı açıklamalarla tam bir konsensüse ulaşamadıklarını, o projeksiyonda tam ne yapacaklarına dair bir görüş birliği olmadığını aslında bakarsan düşünüyorum. Ki tahvil getirilerindeki bu belirsiz hareketi, volatil hareketi diyeyim, daha çok oluşturan o taraf. Bir taraftan manşet rakamlar olumlu geliyor ama istihdam tarafı da izlenmeye devam ediyor. Yurt dışı piyasalarda bugün gelecek veriyle birlikte beklenti gibi bir rakam olumlu algılanmakla birlikte üstündeki bir rakam tekrar volatilite yaratacak. Çünkü çok hassas bir dengediler. Tekrar FED işte Kasım ayı olasılıkları devreye girecek. Tekrar 2024'e dair enflasyonu kontrol alma altına başarısız bir FED veya FED yetkililerinde yine karışık açıklamalarını belki görüyor olacağız. Velhasıl 2024 için iniş senaryoları aslında temel senaryo veya temel konuşacağımız konu olmaya devam edecek. Bu neyi etkileyecek? Gelişen ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeleri. Burada tabii gelişen ülkeler biraz daha şanslı olmaya başlarsa da ya da risk işleri artarsa biz de bundan yine olumlu tarafta etkileneceğimizi düşünüyorum Zeynep. Takip edeceğiz bugün gelecek TÜFE verisini de Amerika Birleşik Devletleri'nden. Böylelikle piyasa masasını bugün de noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.